böyle anket yapmak da olacak bir şey mi sizce arkadaşlar? Göbeğimi kaşıyım, nereden başlayacağız diyor. Şehrin neresinden başlayacağız? Bu olacak bir şey mi? Edirne'nin Koca Sinan mahallesinde bir süre önce meydana gelen su patlağının ardından kapatılmayan çukur büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem almaya çalışıyor. Ben bu mahallede oturuyorum, şu karşıda kapartmanda. Aşağı yukarı 15 gün oldu bu su borusu patlayalı. Belediyedeki işçi arkadaşlar geldiler, yaptılar. Yalnız yaparken ben bunları uyardım da şöyle uyardım. Az çok bu mahalledeki 20 seneden beri oturduğum için borular nereden gelip geçtiğini de biliyorum, doğalgaz su borularının. İyi ki abi dediler, sen buradaymışsın. Cumhurbaşkanı bize gösterdin. Doğalgazı borusuna zarar vermediler. Aşağı yukarı 2 metre denekte su borusu. O gün bunun tamiratını yaptılar. Yalnız gördüğünüz gibi bazı bordo taşları aşağıya yuvarlandı. Dedim ki bu bordo taşları da dışarı koyun ki yarın burası tamir yapıldığında tekrar kullanılır. Kenardaydı. Çoluk çocuk oynarken maalesef bu taşların çoğunu aşağı yuvarladılar. Ve o taşları ben kendim çıkardım. En az 45-50 kilo aralığındaki taşlar ileride kullanılsın diye. Ve etrafında tedbir de alınma. Dedim ki şeritle çevirin burayı. Maalesef çevirmedi. Ben eski bir trafikçi olarak mal ve can güvenliğimde tehlike yarattığı için kendi imkanlarımla beraber sağdan soldan belediye trafik şube müdürlüğüne gittim. Belediye trafik şube müdürlüğüne orada rica ettim. Mecumasa şeridi siz bana verin. Ben de mecumasa orayı çevireyim. Sağ olsunlar onlardan aldım şeritle beraber bu güvenlik önlemlerini aldık. Ama bu yeterli değil yani. Bundan sonra havaların yağması, yağmur olması sıkıntı yaratabilir. Ve kayma da yapabilir. Ayrıca gördüğünüz gibi doğalgaz borusu şu anda dışarıda. Yani burada bilmeyen birisi bu doğalgaz borusunu kesebilir, bir şey yapabilir. Allah göstermesin. Büyük bir faciaya de sebep olur. Bir önce bu çukurun kapatılması gerekiyor. Mahallenin Cenap Ağaoğulları sokak üzerinde bulunan çukurun hemen yanında bir başka su patlağı göze çarpıyor. İki sokakta toplam 4 su patlağının meydana gelmesi sık sık suların kesilmesine neden oluyor. Bu da tepkileri beraberinde getiriyor. Yavrum bu güzel bir şey değil ki. Bunu kapatmaları lazım. Mesela çoluk çocuk var, gece olsun bir şey olsun düşebilir yani. Bu böyle güzel bir şey değil. Her taraf çöp içinde, pis içinde. Hiçbir tarafta bir Edirne'de bir bakım yok, yazık ya. Su patlakları var her yerde. Her yerde kızım, her yerde, her yerde çöpler desem böyle. Oyuklar, kazıklar böyle, yollar böyle. Ya bu güzel bir şey mi? Burada insan yaşıyor. Ben 20 gün oluyorum. Benim torunum Diyarbakır'da. Allah sizi inandırsın, ben böyle bir yer görmedim. Bu kadar temiz, bu kadar düzen, bu kadar terli. Bak inanın bir çöp yok ya, bir kibrit çöp yok sokaklarda. İnsanlar da öyle. Bir şey atmıyorlar. Ne bunlar böyle yavrum, bu güzel mi? Mimar Sinan siteleri 22E blok önünde su patlağı nedeniyle açılan ancak kapatılmayan çukurun özellikle geceleri çok tehlikeli olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce çukuru kapatmaları gerektiğini, aksi halde yolda çökme tehlikesi yaşanabileceğini ifade etti. Bu arada açılan çukurla birlikte ortaya çıkan doğalgaz boruları da tehlikenin bir başka boyutunu gözler önüne serdi. 15 gündür ben gelip geçiyorum buradan. Çok çirkin bir görüntü. Yani burada çocuklar oynuyor. Ne bileyim karanlıkta kalıyor. Yani insanlar buradan düşebilirler. Yani bacaklarını kırabilirler. Yani çok çirkin bir görüntü bir an önce. Ben buranın sitenin bahçesi olarak biliyorum ama buradan belediye sorumluymuş. Yani bir an önce yapılmasını isterim. Bakın şurada oturuyorum. Birinci katta. Üçüncü yılım buraya taşınalı. 3 yıldır bu kepazeliği yaşıyorum ben. Yani belediye başkanımız nerede? Bir defa gelip de başında şurada 3 yıldır hangi patlak nerede gördüğünü ben şahsen görmedim. Kendisini de iyi tanıyorum. Fakat böyle anket yapmakla olacak bir şey mi sizce arkadaşlar? Göbeğimi kaşıyım, nereden başlayacağız diyor. Şehrin neresinden başlayacağız? Bu olacak bir şey mi? Bakın burada var, orada var. Baş tarafta var. Allah aşkına nerede görülmüş bir şey? Her sabah sular kesilsin. Her sabah sular kesilsin. Var mı böyle bir şey ya? Yani buna hızla müdahale edilmesi lazım. Hakikaten mağduruz. Şu anda kesik. Sular yine. Evet. Şu anda yani bu böyle bir şey yok. Dün sabahleyin yine aynı şekilde kesikti. Şimdi evime geliyorum, bakıyorum. Yeniden haber alıyorum. Şurada da patlak var. Evet yani bu olacak iş değil arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. Evet. Şuraya bakın. Yani bu nereden geliyor bu? Bunu gelip de bir kişi belediyede yok mudur bunun ehli insanı, bunun uzmanı ya da mühendisi ya da yapacak insanı?
Açılan yok çukurlar mudur? Da kapatılmıyor. Gayet tabii yani bunun haber yapmak bir defa bu konuda sizlerin de duyarlılığınıza teşekkür ediyorum hakikaten ETV olarak. Siz yani hakikaten kaçıncıdır şu şeyi yapıyorsunuz. Hadi bunu da geçtik. Ya arkadaş su patlamasından da vazgeçiyoruz. Lağımda yüzüyoruz. Lağımda yüzüyoruz yağmur yağdığı zaman. Yani Edirne'nin bütün pisliğini biz çekiyoruz burada. Ve ben sizi aşağılara arkadaşlar davet edeyim. Buyurun bir çekim yapın. İzleyin. Yağmur yağdığı zaman çekimler yaptınız. Bakın arşivlere. Binanın alt katı birinci katlara kadar yüzüyor. Yani bu nasıl bir şey? Bunu izah etsin başkan. Ayrıca kanalizasyondan gelen ana arter dediğimiz rogarları toparlayan yerden kaldırmıyor. Ya kardeşim ben bildim bileli başkan geldi geleli bunu çözüyor. Yok bilmem ne bankasından kredi geldi. Yok bilmem şuradan şu geldi. Ve Türkiye'nin en medeni şehrinde yaşıyoruz. Yani böyle boy göstermekle olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak, bakın ben Cumhuriyet Halk Partili olarak oyumu vermeyeceğimi düşünüyorum. Vermemeyi düşünüyorum.